Merhabalar, bugünkü dersimizde seramik hamuru yapacağız. Tamamen doğal malzemelerle. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 çay bardağı kabartma tozu veya karbonat. Ben bugün karbonat kullanacağım. 1 çay bardağı nişasta koyacağım ve 1 çay bardağı da suyumuz olacak. Bunları önce bir karıştıracağız tavamızda. Şöyle ekleyelim. Hepsinin eşit ölçüde olması önemli. Evet, şimdi de suyumuzu ilave edelim. Bakın, su da aynı oranda. Şunu bir kenara alayım. Önce bu ikisini bir karıştıralım. Lakin malzeme karıştıktan sonra suyu ilave edeceğiz ve biraz ocakta pişireceğiz. İyice karıştırıyoruz. Birazdan ocağa alacağım ve ocakta bir miktar pişireceğiz. Tam kıvamını gelinceye kadar kısık ateşte pişireceğiz. Bunun için annelerimizden yardım alacağız. Evet, bakın çok güzel, yumuşacık bir kıvam alıyor ve eridi suyla birlikte. Nişastamız ve karbonatımız şöyle biraz eriyecek. Tam sıvı bir kıvam aldıktan sonra şimdi artık ocağa koyabiliriz. Şimdi kısık ateşte karıştırmak suretiyle biraz pişireceğiz. Tavaya herhangi bir zararı yok. Çünkü tamamen doğal malzeme. Bakın hemen kaynamaya başladı. Hatta altını birazcık daha kısayım. Thank you.
Bakın kıvamını almaya başladı. Şöyle bir iki daha kaynarsa yeterli gibi olacak. Evet, şu an hazır. Altını kapatıyorum. Şu an altını kapattım. Bakın birkaç dakikada hamurum hazır hale geldi. Şöyle toparlayayım. Çok güzel görünüyor. Soğuduktan sonra daha da güzel olacaktır. Kenarlarında kalmasın. Hepsini bir araya getirelim. Evet, biraz soğuması için bekleteceğim. Daha sonra elime bir eldiven geçirerek biraz yoğuracağım soğuyunca. Evet, hafif soğuduktan sonra ben bunu bu şekilde aldım. Böyle elimle biraz yoğurdum. Çok güzel, çok kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi biraz yoğurduktan sonra hamurumuzu bir folyoya yerleştiriyoruz. Biraz bekleteceğiz. Şöyle folyoyu da üzerine iyice kapatalım sıkıca. Farklı malzemelerle şekillendirebiliriz. Bu şekilde şimdi buzdolabına koyacağım. Biraz bekleteceğim. Evet, hamurumuz şimdi yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendikten sonra çıkarttık. Ve bir parça alacağız hamurumuzdan şimdi. Küçük bir parça alıp bir deneme yapalım. Şöyle yoğurduktan sonra şimdi biraz açalım hamurumuzu. Bunun için bir kurşun kalem veya oklava kullanabilirsiniz. Belki küçük oklava daha kolay olur. Şu şekilde açtım. Ters çevireyim. Evet, burası daha pürüzsüz. Bakın. Şöyle alayım. Evet,
Bakın hemen bir ayda da yaptık bile şu şekilde. Kalan parçalarla tabii siz yine nasıl bir kalıbınız varsa ona göre farklı kalıplar çıkartabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Alalım. Örneğin elimdeki bu yaprağın kalıbını alabilirim. Bunun için bir başka bir miktar daha hamur alayım. Tekrar birleştirebilirsiniz. Kuruması 1-2 gün sürebilir. Kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra üzerini boyayabilirsiniz. Hep böyle pürüzsüz hale getirdim. Şimdi bunun kalıbını alalım. İyice bastırıyorum. Şu anda bastırdım. Ve bunun da üzerinden şöyle kalemle bir gideyim. Defne yaprağı, benim elimdeki yaprak bu arada biraz sert ve damar yapısı da güzel. Şimdi bunu kenarlarından şöyle kesip çıkaracağım. Çok eğlenceli bir çalışma bu. Kenarlarını bir alayım. Şurayı biraz daha yuvarlarsam iyi olacak. Evet, bir bakalım. Bu şekilde yaprağımızın da kalıbını çıkartabiliriz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Benim elimde şu anda farklı kalıplar yok. Kalıplarınız varsa daha güzel olur. Ama eğer isterseniz elinizle de 3 boyutlu heykelcikler yapabilirsiniz bu hamurla. Kurumaması için daha sonra kullanacaksanız hamurunuzu paketleyip yine aynı şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ben bugünlük bu şekilde örnek yapmak istedim. Şimdi bunu tekrar paketleyeyim. Daha sonra farklı kalıplarla farklı şekiller yapabilirim. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi bunları kuruması için bekleteceğim.